Merhaba arkadaşlar. Bugün Yarınlar İçin projemiz kapsamında Mustafa Baş ile birlikteyiz. Mustafa Bey, kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? İsmim Mustafa Baş. Giresun doğumluyum. 20 sene İstanbul'da kaldım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Atölye çalıştırdım. Bayan işinde çalıştım. Birçok atölyelerde çalıştım, fabrikalarda çalıştım. İşte Giresun'a geldim, memleketime geldim. Kendi işimi kurmaya karar verdim ve dükkanı açtım. Bu mesleği kimden öğrendiniz? Bu mesleği kendim öğrendim. Herhangi birisine çıraklık yaparak. Yıllarca işte çalıştık. 20 sene, 25 sene bu işi yapıyoruz. Kendimiz öğrendik, kimse öğretmedi yani. 20-25 senedir bu meslektesiniz. Evet. Sizce bu meslek gelecek nesillere aktarılmalı mıdır? Aktarılmalıdır. Kimse tabii yetişmiyor, çırak yok. Yetişmek istemiyorlar. Yetişmek istemiyorlar, kimse yok işte. Bu meslekte zorlandığınız sorunlar oluyor mu? Yani herhangi bir şeyde şu ana kadar hiç zorlanmadım. Anladım. Bir sorun olmadı. Yani gayet normal. Bu mesleğe girmek isteyen kişilere ne gibi önerilerde bulunursunuz peki? Vallahi giremezler çünkü çok tecrübe istiyor. Yıllarca çalışması gerekiyor. Hem de bir sene, iki sene, üç sene, beş senede yani öğrenilecek bir iş değil yani. Çekirdekten yetişmesi gerekiyor. Ben İstanbul'da mesela modelistlik yaptım, stilistlik yaptım. Yani çoğu yerlerde çalıştım. Tigo'da çalıştım, her yerde çalıştım yani. Yani siz kendinizi geliştirdiniz. Yani kendi kendimi geliştirdim yani. Model makinecilik yaptım 7-8 yıl İstanbul'da. Peki bu tekstil atölyelerinin olması, oluşması sizin mesleğinizi etkiledi mi? Yok, benim işimi hiçbir şeyime etkilemedi. Tekstil yani. Şeyin yani fabrikasının bana ne etkisi olacak? Yani şu açıdan, sizin mesleğiniz artık eskisi kadar devam ediyor mu bu atölyelerden sonra? Artık oluyor. Yani devam ediyor. Devam ediyor yani, bir şey yok yani. Sadece bir adam pantolon adamın paçasını bunu yaptıracak. Ha, öyle yani. Peki, teşekkür ederiz Mustafa Bey.